İzmir Milletvekili Bedri Serter'le birlikteyiz. Bugün Çankırı'da seçim çalışması yürütüyorsunuz. Esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiniz. Sizden kısaca sanayicilerle, işçilerle yapmış olduğunuz görüşmelerden izlenimlerinizi öğrenebilir miyiz Çankırı'la ilgili? Tabii ki seve seve. Öncelikle bütün izleyicilere iyi günler diliyorum. İzmir'den ve Ankara'dan selamlar getirdim. Çankırı'ya benim ilk gelişim. Geldiğimde gerçekten böyle bir kentle karşılaşacağımı hiç ümit etmiyordum. Ankara'ya bu kadar yakın, 1,5 saatlik yakınlıkta ve bu kadar geride kalmış bir kenti hakikaten ben benimseyemedim. Ama bundan sonraki süreçte Çankırı'ya daha sık gelmeye çalışacağım. Buradaki yönetimlerimizle daha sıkı diyalogları kuracağım ve artı bizim genel merkezimize de bunları ileteceğim. Burası tabii ki sağ tandanslı bir il olduğu için ağırlıklı olaraktan bugüne kadar hep AKP yönetmiş burayı. Bu yönetim fakat verimli hale getirememiş. Fakat şunu söyleyeyim, İzmir, İstanbul, Ankara, Mersin, Adana gibi illerimizde ki farklılıkları gidip gelenler mutlaka gözlemlemekte. İnşallah önümüzdeki en yakın seçimlerde, siz seçim hazırlıkları dediniz, biz seçim hazırlığı yapmıyoruz. Biz şu anda doğaçlama olaraktan bütün şehirlerimizde halkımızla bütünleşiyoruz. İş dünyasıyla, esnafla, öğrencilerimizle, ekiplerimizle hep bütünleşiyoruz. Burada da bütünlük zaten arkamda da gözükmekte. Bir bütün ekip halinde çalışıyoruz. Bu ekip çalışmasını Çankırı halkıyla buluşturduğumuz an itibariyle bizleri daha yakın tanıdıklarında mutlaka seçimlerde bize teveccüh edeceklerini çok net bilmekteyim. Çankırı'yı çok daha güzel bir hale getirmek bütün hem Çankırıların borcu hem bizlerin borcu. Bundan sonraki süreçte Çankırı'da çok daha güzel şeyler olacağına inanıyorum. Bedri Bey, en az oy aldığınız şeylerden birindesiniz. Evet. Şimdi Cumhur İttifakı'nın kalesi olarak nitelendiriliyor. Kalenin içerisinde nasıl gözüküyor Çankırı? Tabii ki. Şimdi geçmişte Cumhur İttifakı'nın kalesi kalmış. Biz şu anda Millet İttifakı olaraktan Çankırı'daki bütün her şey ortağız. Kesinlikle ortağız ve hatta bundan sonraki seçimlerde biz iki vekili de Millet İttifakı ile beraber buradan çıkartacağımıza inanıyoruz. O genel seçimlerde Cumhurbaşkanımızla beraber mutlak bir Cumhuriyet Halk Partili veya Millet İttifakı'ndan bir arkadaşımız burada Büyükşehir Belediye Başkanı olacaktır. Buna inancım sonsuz çünkü sahada gezdiğim kadarıyla bize olan teveccühü inanılmaz derecede artmış vaziyette. Halkın bir topan ekmeği 3,5-4 liraya yediği bir noktada, bir paket sigara 30 lira olduğu bir noktada, bir litre benzinin 27 lira olduğu bir noktada, bir litre sütün 20 lira olduğu bir noktada artık dayanılacak gücü kalmamış vaziyette. İnsanlar evlerine ekmek götüremiyorlar, süt götüremiyorlar. O hale geldi. Asgari ücretle çalışan insanlarımızın geçim standartları o kadar düştü ki. Yani bunları hayata geçirmek bizim borcumuz. İnşallah Millet İttifakı geldiği an itibariyle zaten bütün ülkelerin güveni artacak Türkiye'ye ve burada bütün yatırımlar gelecek. Ne olursa olsun siz burada çok net yaşamaktasınız. Dunlop fabrikasının buraya gelmesi çok farklılık getirmiştir zamanında. Getirenlere Allah razı olsun. Bundan sonra biz Dunlop'ları daha çok getireceğiz. Çünkü orada 2400'e yakın kardeşimiz çalışmakta. Belki son durumlarda bazı sıkıntılar yaşıyorlarmış ama bu da mutlaka düzelecektir. İstihdam kaynaklı alanların yatırılması çok önemli. Sadece betona yatırımla ülke yönetilmiyor. Beton yiyemiyoruz. Buğdaydan üretilen ekmeğe ihtiyacımız var. Beton yense o zaman köprüleri, denizleri, deryaları yiyelim. Ama maalesef olmuyor. Biz işte o dünyaya açılımla, dünyanın bize güveninin gelmesiyle fabrikalarımızı Çankırı'ya da göndereceğiz. Başka illerimize, Anadolu'da çünkü çok sıkıntılı illerimiz de var bu konuda. Bizim bakış açımız insana bakış açısıyla eşdeğer. Biz insana mal olaraktan bakmıyoruz. İnsana insan olaraktan bakıyoruz. Eşdeğeriz. Ben bir milletvekili olaraktan hiçbir zaman için kendimi bir üst perdede zannetmem. İşte yanımda Merkez İlçe Başkanım, arkada gençlerim var. Hepimiz biriz bizim için. Eşit düzende, eşit bağımsız bir şekilde hareket etmek lazım. Adil bir şekilde de paylaşmamız gerekiyor. Ben ne yiyebiliyorsam halkım da onu yemesini isterim kesinlikle. Bu işi böyle götüreceğiz ve bu kaleyi içten fethetmeye başladık, onu da bilin. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Çok teşekkürler. İyi çalışmalar diliyorum. İyi günler.